Bir sorumuz var programın konseptine uygun olarak. Evet. Duraksamamın sebebi aslında çok üstüne konuşabileceğimiz, hatta her gün herkesin konuşmaya devam ettiği ama nedense hep kulağımızın o duymadığı, böyle göz ardı ettiğimiz bir gerçek hakkında: iklim değişikliği. Tabii ki biz burada iklim değişikliğini şu anda masaya yatıramıyoruz. Çok geniş kapsamlı bir konu ama biri sormuş, demiş ki bu iklim değişiklikleri bizim beynimizin de değişmesine neden olacak mı? Çok güzel söylemiş. Detaylı bir soru öncelikle. Yani cevabı kısa evet. Hem de ne biçim diyerek eklemek istiyorum. Açıklaması da bu. Çok yakında inşallah Hacettepe Üniversitesi'nden sevgili Profesör Doktor Utku Perktaş'ı davet ederek bizim kanalımızda bu konunun detaylı bir resmini çizmek istiyorum. Kendisi benim samimi de arkadaşımdır. Uzun süredir kendisiyle böyle bir yayın yapmak istiyorum. Türkiye'deki, yani dünyadaki en yetkin isimlerden biridir bu konuda. Ve tablo hiç açıcı değil. Hatta geri dönülmez noktaları geçtiğimize dair çok fazla veri var. İklim kısmı benim uzmanlık alanıma girmiyor. Ama benim bildiğim kısımda şöyle açık bir gerçek var. Zaten bütün insanın fabrikaları boyunca ben ne anlatıyorum? İnsan doğanın ayrılmaz bir parçası. Doğada ne oluyorsa bize de aynısı oluyor. Bize ne oluyorsa biz onu doğaya yapıyoruz aynen. Böyle aramızda karşılıklı ve doğrudan bir etkileşim var. Aracısız bir etkileşim. Ne kadar şehirlerde, yüksek teknolojilerde, binalarda, sitelerde yaşasan da tabiatın ayrılmaz bir parçasıyız biz. Mesela bu Kızılderili yerler falan derlermiş yani. Bir yerde ağaçlar hasta oldu mu oradaki insanlar nefes alamaz diye gerçekten solunum sıkıntıları artarmış mesela. Bir yerde dereler kurursa, akarsular kirlenirse ya da oradaki insanların damar yollarında problemler olduğunu söyler. Böyle çevreye bakarak insanların hastalıklarını tahmin edebilecek bir kadim tahmin sistemleri varmış onların. Ve bu aslında doğrudan bir bağlantının açık bir işareti. Gerçekten de öyle. Biz şimdi bakma hani bitkiyi saksıda görüyoruz. Hayvanı ya hayvanat bahçesinde ya evcil hayvanlar nispetinde biliyoruz. Tabiatın çok büyük bir kısmına henüz hani Allah'tan insan nüfuz edemedi. Oralarda bir vahşi hayat devam ediyor ama bizim burada yediğimiz içtiğimiz şeylerden arta kalanlar, kullandığımız deterjandır, sanayimizdir, odur budur. Onlardan arta kalan şeyler, atıklarımız yani. Dünyada insan ayağının basmadığı yerlerdeki canlıların hayatını tehdit ediyor. Onların kitlesel ölümlerine sebep oluyor. Dünya bir büyük organizma gibidir. Bütün dünya zaten biz biyolojide dünyanın üzerinde canlıların yaşadığı ki dünyanın tamamı demek bu. O ince katmana biyosfer adını veririz. Yani canlı küre demektir bu. Bu biyosfer devasa bir organizma gibi. Her bir üyesi birbiriyle bağlantılıdır. Dolaylı bağlantılar inanılmaz etkilidir. Sadece doğrudan bağlantılı değildir. Mesela biz işte balık yiyoruz diyelim. Balık bitse, tükense biz başka bir şey de yiyebiliriz. Ama balıkla bizim aramızdaki doğrudan yeme bağlantısı, beslenme bağlantısı çok ihmal edilebilir bir bağlantıdır. Esas bağlantılar dolaylı ve çok dallı olan bağlantılardır. Yani ta uzakta bir yerde öyle bir şey değişir ki sen ne olduğunu bile anlayamadan burada çarpılırsın ve sonra ne oluyor dersin. Mesela işte Karadeniz'deki senelerdir yaşadığımız felaketleri herkes görüyor. Bu felaketlerin sebebi de sonuçları da çok açık. Nedir o? Karadeniz sahil yolu gerçekten ulaşım açısından dahiyane bir proje, çok iyi. Ama ufak bir sorun var. Doğaya bakmadık biz bunu yaparken. Karadeniz'de dağların denize paralel olduğunu okulda öğretiyorlardı. Dağın denize paralel olması ne demek? O kadar yağmur olan yerde o dağların yamaçlarına yağmur düşünce aşağı denize akacak ve denize karışacak ki rahatlasın. Sen şimdi o tahliye hatlarına betonu döşersen o su birikip bir şey yapacak. O iklim sistemi bozulacak. Bunun tabii başka etmenleri de var. Yağmur dengesini bozan şeyler. Neticede ne oldu? Biz ne yaptıysak kendimize yaptık. Milyonlarca liralık hasar oldu. En son Samsun'da bir selden sonra gitmiştim. 8 sene yaşadığım yeri tanıyamadım. Yani savaş alanı gibi tarumar olmuştu. Ve bunun tek nedeni çok zekice ama akılsızca yaptığımız müdahaleler. Çok zekice. Otoyol yapmak çok zekicedir. Ama akıl bütünlüklü değerlendirmeye gerektirir. Şimdi bu basit örnekler bize aslında haberci. Çok özetle şunu söyleyeyim. Bugün biz geçenlerde bir sosyal medya kampanyasına katıldık. Bilmiyorum ne kadar yankı buldu ama ben işte bir beyin tarifi yapmıştım. 1 litre su 160 gram yağ, 110 gram protein, 15 gram şeker, 10 gram da tuz ve 1,5 derece demiştim sonunda da. Yani 1,5 derece ortalama küresel sıcaklığı düşürmeyi başarabilirsek, orada tutabilirsek bu sınırı bir şeyleri engelleyebiliriz ama küresel ısınma ciddi oranda artıyor. Yani bilmeyenler için o sera gazları dünyayı kaplıyor, güneş ışınları geri yansıyamıyor, sıcaklık dışarı yayılamıyor, radyasyonla gidemiyor. Bundan dolayı dünya içinde birikiyor. Bunun bedelleri çok ağır. Yani kutuplardaki buzlar eriyor, deniz seviyeleri yükselecek falan bunlar değil hikaye.
kutuplardaki buzlar eriyor evet falan ama bunlar bütün dünyanın havalandırma sistemleri olan ve soğutma sistemleri olan büyük su akıntılarının düzenini bozuyor. Onlar bozulunca milyonlarca canlı türü tehlikeye giriyor. Bu canlı türlerin büyük bir çoğunluğu ya bizim beslenmemize doğrudan katılan ya da beslenmemizi dolaylı yoldan temin eden ama en önemlisi soluduğumuz oksijenin %70'ini yapan canlılar. Denizlerdeki yeşil klorofil içeren canlılardan bahsediyorum. Bu denizlerin dengesinin bozulması, atıklarımız sonucunda asitleşmesi, içine bir de ısınmanın girmesi gibi ki bunlar sadece ana ayaklar, daha bir sürü yan ayağı var bu işin. Hepsini topla. Neticede biz ağır ağır ısınan bir sudaki kurbağanın fark etmeden yavaş yavaş pişmesi gibi ağır ağır bir uçurumdan yuvarlanıyoruz. Ve her içip attığımız şişe, her buruşturduğumuz ambalaj, her kullandığımız poşet, tükettiğimiz aşırı gıda ya da aşırı kaynak neyse o, bu değişime katkı yapıyor. Mesela koronavirüs en azından bir açıdan bizim seyahatimizi kısıtlayarak insanlığın karbon ayak izini hissedilir ölçüde azalttı mesela. O kadar gezmeden de oluyormuş mesela anladık. Bu arada gezmeden derken ya mesela ben en çok uçanlardan bir tanesiydim ama gidip konuşmalar falan filan yapıyordum. Yani işte faydalı olduğunu düşündüm, bir şeyler yapmak için gidiyordum o kadar yolu. Şimdi bunu uzaktan da yapabildiğimi fark ettim. Bu bana daha bir başka rahatlık verdi. Şu kullandığımız teknolojinin karbon ayak izi bir uçak seyahatinden çok çok daha az. Biz bu alternatif yolları sille yemeden düşünemediğimiz için gittikçe ısınan sudaki kurbağa misali her şeyimiz yavaş yavaş değişiyor. Mesela gençlerdeki, çocuklardaki otizm salgınından bahsediliyor. Kimisi bunu aşı maşı diye komple teorilerine vuruyor ama mesele o kadar basit değil. Yediğimiz, içtiğimiz, çevremiz, birbirimizle ilişki biçimimiz, stres düzeyimiz, annenin özellikle stres düzeyi, yani bebeğin gelişiminde çok ciddi etkili. Ve bunlar dünyanın kriz dönemlerinde hep gördüğümüz anomaliler. Yani bizim yeni doğan çocuklarımızda da, bizim zihinsel işlerimizde de farklılıklara sebep oluyor. Bu iklim değişiklikleri kötüye doğru gittikçe şöyle bir şey olacak, ben en temelini söyleyeyim. İnsanlarda kaygı, anksiyete ve korku artacak. Bu arttığı zaman günlük hayatta şiddet, hırs vesaire gibi olumsuz duyguların hakimiyetinin artışına bağlı olarak ve kıtlaşan kaynaklar için vahşileşmeyi de buna eklediğimizde, gaddarlaşma potansiyelimizi de koyduğumuzda, savaşlar, kavgalar, anlaşmazlıklar, gerginlikler, şu anda işaretlerini görüyoruz mesela. Ülkeler birbirleriyle çok böyle gergin hallere geliyorlar son zamanlarda gittikçe. Bunun arka planında iklimde yaşanan değişiklikleri sadece bilmek değil, bizzat hayatımızda hissetmenin etkisi var. Dün haberlerde izlediyseniz İstanbul'un etrafındaki barajların kurumasına dair haberler yayınlanıyordu. 3 tane barajımız tamamen kurumuş. İşte çoğunun su düzeyi yüzlerinin altına düşmüş. Ama bu çok önemli bir haber değil. Yani şöyle bir buçuk ay yağmur yağsın düzelir bu iş. Ama esas sorun bu haberlerin sürekli artık gündem olması. Dünyanın her yerinde temiz su problemi olması, temiz hava problemi olması, aşırı tüketimin attığı atıklarla okyanuslarda 3 tane Avustralya büyüklüğünde ölü zonların oluşması. Esas problemimiz bu. Şimdi göz korkutmak için değil bunlar. Bu veriler göz korkutmak için verilmiyor. Ama biliniz ki insan bu dünyanın ayrılmaz bir parçası. Bu dünyaya ne yapıyorsak aynısı bize olacak. Mutlu, güzel bir hayat yaşamak istiyorsak, çocuklara güzel bir yer bırakmak istiyorsak birinci işimiz önce kendimizi çekip çevireceğiz. Ondan sonra da şu çevre sorunlarıyla ilgili temel düzeyde farkındalığı sahip olacağız ve bu farkındalığı da uyandırmaya çalışacağız. Tek başımıza aktivist olarak bilmem ne yapabileceğimizin çok fazlasını kendi hayatımızda basit tedbirler alarak, çöpümüzü ayrıştırarak, buzdolabımızda atmayacağımız kadar yemek bulundurarak, daha ekonomik yaşayarak ve bir şeyi yapmadan önce bunu yapmak zorunda mıyım, bunun yerine daha ucuz, daha sağlıklı, daha basit bir alternatif var mı sorusunu sormayı alışkanlık haline getirerek çok daha büyük bir katkı yapabiliriz. O yüzden çevrenin ayrılmaz bir parçası olduğumuzu bize unutturan her şeyden de olabildiğince uzak durursak bugün burada konuştuklarımızı her gün düşünür ve konuşur hale gelebiliriz inşallah. Bunun başında da medya ve sosyal medya geliyor. Onlar bizi eğlendirmekle uğraşıyorlar ama yakında eğlenecek bir ortamımız, eğlenirken alacak temiz nefes havamız ya da işte içecek bir yudum suyumuz kalmayabilir. O durumda da beynimize, zihnimize ne olduğu bizi ikinci planda ilgilendiriyor olacak.
Oraya gidene kadar bu zihnimizi bu ataletten ve tembellikten kurtarmamız lazım diye düşünüyorum. Hocam bu konuda bunun üstünde getirince hani her gün bunlarla karşılaşıyoruz, konuşuyoruz gibi bir süreç içinde geçti. Fakat şöyle düşünüyorum ben. Hayır, her gün bunlarla karşılaşıyoruz ve konuşmuyoruz. Ben çocukken bana ilkokulda öğretilen bilgilerin içinde bu çevreyi korumak, bir amfülün değiştirmek çok önemli bilgilerdi. Fakat şu anda sosyal medyada da görüyorum, insanlarda da görüyorum. Başkaları harcıyorsa, ki bir öfke var bir yandan da içimizde. Başkaları harcıyorsa ben de suyu istediğim gibi harcarım. Ben de bunu yaparım, ben de şunu yaparım. Fakat artık çevre bilincinden ziyade başkalarının bilinciyle, başkalarının ötekinin bilgisiyle ve bu ötekiye öfkeyle hareket ediyoruz. Aynen öyle. Bu zaten işte topluluk psikolojisinin marazi, menfi kısımları. Yani biz maalesef oralar tarafından çok hızlı güdülenebiliyoruz ama akil insan, aklı başında olan, muhakemesi yerinde olan insanın tavrı bu değildir. Bugün TRT Radyo'ya konuktum. Orada muhakeme konusunu konuştuk. Hani muhakeme, hüküm, hakem kökünden, aynı kökten geliyor. Yani bizim hikmet dediğimiz kelimenin kökünden geliyor. Doğruyla yanlışı ayıracak bir akıl kıvraklığına ve yetisine sahip olmak demek muhakeme. Biz düşünebilmek diye kullanıyoruz ama biraz hayvanın düşünmesinden farkı var. Yani bir sürü faktörü tartıp en doğru olanı bulabilmek muhakeme yeteneği. Şey de bir muhakemedir işte, bu acı mı tatlı mı, yenir mi yenmez mi? Bu da bir muhakemedir. İşte kötü kokuyorsa yemezsin, iyi kokuyorsa yersin falan. Ama bu çok alt düzey bir muhakemedir. Bir de ya arkadaş, ben bu ürünü yedim, tadı güzel gözüküyor ama bu ambalajı şimdi böyle atarsam bu gider denize karışır, hede hede olur falan filan diye biraz böyle yüksek farkındalıkla düşünmek. Acık varlık zinciri bağlamında, yani sadece kendi ihtiyaçları için değil de o zincirin içindeki yeri bağlamında düşünmek yüksek bir muhakeme gerektirir. Bu kadar yüksek muhakemeli insanların ağırlığını oluşturduğu bir topluluk kolay kolay kafadan yönetilemeyeceği için, her türlü efendim böyle tüketim çılgınlığına da sürüklenemeyeceği için egemen güçlerin de sevmediği bir şeydir. O yüzden bizi sürekli debilleştirmeye yönelik yayınları, oyunları, meşgaleleri ha babam hayatımıza boca etmeye devam ediyorlar. Ben daha önce söyledim, Social Dilemma belgeselinde de çok zikredildi. Seçiniz arkadaşlar, seçiniz. Yani hayatınızda ne yaşamak istiyorsanız, özellikle internet tabanlı olarak, tavsiyelere uymak yerine siz seçin. Bir gündeminiz olsun, seçin. Bakın o zaman kimse manipüle edebiliyor mu, kimse bir şey yapabiliyor mu? Gündemi olanı kimse yolundan saptıramaz. Gündemi olmayanı herkes her yere döndürür. O da sanır ki ben kendi yolumda gidiyorum. Böyle de harika bir zamanda yaşıyoruz yani. Yapmamak lazım. I know. Most of you are looking at the subtitles to understand what I'm saying. You can't escape from English anymore. If you come to Yadasa Academy, you too will get a kick out of movies. Sağ olun hocam. Burada ümitsiz bir tarafım devreye giriyor. Biz hatta dün bir psikodramada da konuşuyorduk. Yani Covid'den almamız gereken çok fazla ders vardı. Elimizde bunu okuyabilecek çok fazla done vardı. Bir yıldır bununla neredeyse mücadele ediyoruz. Geçen Kasım'da ilk duyduk bu vakayı. Şu anda bir yıl sonra bakıyoruz. Neredeyse hiç ders çıkartmamışız. Daha beteriz, alıştık çünkü. Fazla enformasyonun uyuşturucu etkisi bu işte. Psikolojide habituasyon diyorsunuz ya. Bir canlıyı bir dürtüyorsun çekiyor, iki dürtüyorsun daha az çekiyor, üçüncü dürtüyorsun aman diyor bir şey olmuyor, ben çekmeyeceğim elimi. Şu anda bu sözde özgür habercilik, işte habere ulaşma, işte anlık bilgilenme falan derken bizim beynimiz buna uygun değil ki. Uyuştuk kaldık yani, hiçbir şey yapasımız gelmiyor konuyla ilgili. Artık yavaş yavaş maske kullanmayı falan bile gevşetme makul gelmeye başladı bazen. Sosyal medyada yazıyorlar. Zaten gittik gidiyoruz falan gibi. Başlamadı ki daha bu salgın. Yani başlamadı doğru dürüst. Hep söylüyorum ya, dünyadaki toplam insan sayısına bak. Şu andaki enfeksiyon sayısına bak. Ya otur bir matematik yap, basit. Yani bu daha yayılacak, daha fazla olacak. Amaç bunu yavaşlatmak zaten. Durduramazsın ama yavaşlatmazsan sonun olur. Yani sonun olabilir her açıdan. Ekonomik açıdan, sosyal açıdan, biyolojik açıdan çok ciddi zarar verebilir. Ama işte maalesef böyle biraz da insanız, ne yapalım. Bir tarafı da bunun insan olmak. Bu insanlar çok acayip diye oturumu kapatmak lazım aslında. Evet. İnsanı anlamak çok zor değil mi? Aynen.